Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber güzel bir mutlak değer sorusu çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Önce videoyu durdur. Kendin çözmeye çalış ve daha sonrasında çözümünü görmek için eğer çözemediysen ben çözümünü yapmaya devam ediyor olacağım. Hadi gençler okuyalım sorumuzu. Demiş ki bir berber 50 dakikada bir saç tıraşı yapıyor. Bakın 50 dakikada bir saç, 30 dakikada bir de sakal tıraşı yapmakta. Ali bu berber dükkanına girdiği anda berber sırada bekleyen ve Ali'den önce gelmiş 6 kişiden ilkini tıraş etmeye başlamış. Yani sırada 6 kişi var ve ilkini tıraş etmeye berber henüz daha yeni başlamış. Buna göre Ali sırada beklemeye devam ettiğinde Ali'ye sıranın gelme süresinin saat biriminde aralığı hangisi olur diye sorulmuş bize. Şimdi biz burada neleri bilmiyoruz, neleri düşünmemiz gerekiyor onu bir ortaya çıkaralım, ortaya dökelim. Öncelikle arkadaşlar Ali eğer şanslıysa eğer, yani çok fazla beklememek adına şanslıysa, bu Ali'nin önündeki 6 kişinin her biri 30 dakikada bir yapılan sakal tıraşı yaptırıyordur. Yani Ali minimum sevgili arkadaşlar 6 kişi olduğu için 6 çarpı 30 dakika, ki bu da 180 dakika yapar. Ki bu 180 dakikada sevgili gençler 3 saati verir bize. Ali minimum 3 saat sırada bekleyecek tıraş olabilmek için. Bu da en azı. Neden? Çünkü herkesin sakal tıraşı yaptırdığını düşündük. Peki Ali maksimum ne kadar bekler? En yüksek ne kadar bekler onu bulacağız. Şimdi onu da bulurken şöyle yapmayacağız bakın. 6 çarpı saç tıraşları 50 dakika sürüyor ya, hepsinin saç tıraşı olduğunu düşünürsek 6 çarpı 50'den 300 dakika gelir. 300 dakikada sevgili gençler bize 60'a bölersek 5 saat yapar ve maksimum 5 saat bekler diyemeyeceğiz. Neden? Çünkü maksimumu bu değil. Deriz ki her oturan kişi, maksimumu bulmak istiyorsak, her oturan kişi, Ali'den önce her berber koltuğuna oturan her kişi bir saç tıraşı ve artı sakal tıraşı yapıyordur. Yani saç sakal tıraşı yaptırıyor olarak düşünmeliyiz. Yani 50 dakika saçı sürecek, 30 dakikada sakalı sürecek, toplam 80 dakika diyeceğiz. Yani arkadaşlarım şurası iptal diyeceğiz ki 6 kişinin her biri 80'er dakikalık olan tıraştan yaptırıyor. Yani 480 dakika yapar bu. 480 dakikada tabii ki bize neyi verecek arkadaşlar? 480'i 60'a böldüğümüz zaman 8 saati verecek. Şimdi Ali'nin minimum bekleme süresi 3. Tamam 3. Maksimum bekleme süresi de 8. Ali'nin bekleme süresine x dedik arkadaşlar. Peki 3 ile 8 aralığını ben mutlak değerli olarak nasıl ifade edebilirim? Bunu nasıl yapıyorduk? Hemen söylüyorum bakın. Alt ve üst sınırın aritmetik ortalamasını bulun. Yani 3 ile 8'i topladım 11, 2'ye böldüm, aritmetik ortalama bu. Aritmetik ortalamayı x'ten çıkarıyorsunuz. X eksi 11 bölü 2 dediniz. Ve bunun mutlak değeri, yani x'in 11 bölü 2'ye olan uzaklığı küçük veya eşittir. Şimdi 11 bölü 2'yi yazdım ya. 11 bölü 2 yani 5,5'un 3'e veyahut 8'e olan uzaklığını da buraya yazıyorsunuz. Niye veyahut dedim? İkisi de aynı şey çünkü aritmetik ortalamanın sayıların uç sınırlarına olan uzaklıkları birbirine eşit olmak zorunda. İşte 5,5'un 3'e olan uzaklığı 2,5 olduğu için de ben buraya ne yazacağım? 5 bölü 2 yazacağım ve bu da benim sorumun çözümünü verecek. Sevgili arkadaşlar sorumuzun çözümü x eksi 11 bölü 2'nin mutlak değeri küçük veya eşittir 5 bölü 2, yani cevap Denizli seçeneğiymiş diyeceğiz. Burada şu tongaya düşenler olabilir. 3 ile 5 yani minimum bekleme süresi 3, maksimum bekleme süresi 5 derler. Hani saç tıraşı ya da sakal tıraşı olabilir gibi düşünüp bu şekilde 5 ve 3'ü bulduktan sonra şu şekilde yazılabilir. 3 ile 5 arasında denilir. X buradaysa x'in tam ortalarındaki sayı 4'e olan uzaklığı küçük veya eşittir 1. Yani cevap Edirne'de işaretlenebilir. Ona dikkat ediyorsunuz. Aman diyelim cevabımız Denizli seçeneği olacaktı. Kişilerin saç ve sakal tıraşı olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Evet arkadaşlarım sorumuzun sonuna geldik. Diğer sorularda ve diğer konularda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.